15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Trakya Üniversitesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Erhan Tabakoğlu ve senato üyeleri Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde bulunan 15 Temmuz şehitlerinin adını yaşatmak amacıyla dikilen 251 fidanın yer aldığı 15 Temmuz Şehitler Yolu'nda bir saygı yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşten sonra şehit Ömer Halis Demir anısına yaptırılan çeşmenin önüne gelen Trakya Üniversitesi Senatosu üyeleri, hain darbe girişiminde şehit olanlar ve vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm şehitler için anma merasimi düzenleyerek dualar okudu, çeşmeden su içti. Trakya Üniversitesi'nin FETÖ ile mücadelesine değinen Rektör Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu, 15 Temmuz Hain darbe girişiminden kısa bir süre önce gerçekleştirilen seçimin ardından 6 Ağustos 2016'da görevi devraldıklarını hatırlatarak tarihe Kara Birliki olarak geçen 15 Temmuz gecesini Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Aziz Türk Milleti gibi biz de sabaha kadar sokaklarda geçirdik. Gazi Meclisimizin bombalandığını, insanlarımızın üzerine ateş açıldığını bu destansı mücadeleye destek olurken sokaklarda öğrendik ve tüm yaşananlar bizi daha da cesaretlendirdi. 6 Ağustos tarihinde rektörlük görevini üstlendiğim andan itibaren hiç vakit kaybetmeden kararlılık ve hassasiyetle FETÖ'yle mücadeleye başladık. Yeni atanmış olmamıza rağmen aylarca hiç ziyaretçi kabul etmeden sabahlara kadar bu belayı nasıl bertaraf ederiz diye uğraştık. Kurumumuzdaki tüm çalışanları tek tek dikkatle gözden geçirdik, inceledik. Duyumlarla, dedikodularla değil tamamen kanıtlarla hareket ettik ve ilgili soruşturma dosyaları üzerinde titizlikle çalıştık. Hain darbe girişimine dair soruşturmalar kapsamında üniversitemiz kadrolarında bulunan 43 kişi kamu görevinden çıkarıldı. Görevden ihraç edilenler arasından gerek OHAL komisyonu gerekse yargı kararıyla görevine iade edilen hiç kimse olmadı. Bu tablo konuya nasıl bir hassasiyetle eğildiğimizin en önemli göstergesi. Bu süreçte görevden çıkarılanlarla birlikte toplam 118 kişi hakkında inceleme soruşturma işlemi yapıldı. Halen işlemleri devam eden 5 dosya bulunuyor. Diğer taraftan 15 Temmuz'un ardından Trakya Üniversitesi'nde çalışmaya başlayan herkes ilgili kanunlar uyarınca çok kapsamlı ve derin bir güvenlik taramasından geçirildi yeni çalışma arkadaşlarımız ancak devletin ilgili kurumları tarafından gerçekleştirilen bu güvenlik soruşturmalarının tamamlanmasının ardından göreve başlayabildi. Trakya Üniversitesi olarak ilk andan itibaren her alanda FETÖ ile kararlılıkla mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz dedi.